Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlerden gelen istek üzerine ve yine sizlerin çok sevdiği bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımız gördüğünüz üzere derviş açılımı arkadaşlar. Sor dervişe, al sorunun cevabını diyeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı her zaman olduğu gibi siz canım gönüldaşlarıma, canım izleyicilerime ve takipçilerime niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve benim emektar kartlarımı şöyle bir keserek sizlerle rezone olmanız ve odaklanmanız için baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada arkadaşlar şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi dervişe odaklanın. Şöyle benim derviş kartıma, biliyorsunuz görünenin arkasında görünmeyenler, bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını gösteren, size yol gösteren, size içinize dönün sorunuzun cevabını bulacaksınız diyen dervişime şöyle bir odaklanın. Hatta şöyle kartlarımın üstüne alıyorum. Şöyle bir rezone olun. Sorunuzu sorun arkadaşlar. Ne konuda istiyorsanız sorunuzu sorabilirsiniz. Emin olun o sorunun cevabını bir şekilde kartlarım aracılığıyla alacaksınız. Önemli olan her zaman dediğim gibi sizin niyetiniz. Tabii ki bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Siz daha özel, daha bireysel, daha net cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da bana yazarak ulaşabilirsiniz ve tabii ki takipte edebilirsiniz. Bu arada tripodumda ufak bir sorun var. Sürekli böyle bir sallanıyor olabilir. Sakın panik yapmayın. Yani yapabilecek bir şeyim yok. Bu yüzden dolayı da hepinizin affına sığınıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi odaklandınız, rezone oldunuz. Evet, bakalım. Şöyle, evet. Sanırım böyle daha iyi oldu galiba. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir tripodumla ayar yapıldı. Evet arkadaşlar, şöyle bir alıyorum hemen kartımızı. Dediğim gibi dervişe odaklandınız, kartlarıma odaklandınız, sorunuzu sordunuz. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle ben de kolektifime en doğru cevabı verebilmek adına kartlarınızı çekmeye başlıyorum. Tabi biliyorsunuz burada sayıyla aldığım için hemen saymam lazım. Evet, şöyle. Bakalım sorunuza nasıl bir cevap gelecek dervişten. Evet, şu da sorumuzun cevabı gibi olsun. Alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle, tamamdır. Haydi bakalım dervişten sorunuza nasıl bir yanıt gelecek. Şöyle bakalım, birin ve bütünün en yüksek hayrına tekrar şifa olması niyetimle tabii ki kartlarınızı açıyorum arkadaşlar. Bakalım size nasıl bir cevap gelecekmiş. Evet. Şöyle aldık mı, tamamdır. Evet, şunu aslında saklamak istiyorum. Son açacaktım, son anda açacağım. Bu bakalım dervişten size net cevap olarak gelsin. Böyle elim nedense açarken vazgeçtim, kapattım. Haydi bakalım.
Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle niyetinizle başlıyorum. Bir kere şu an kolektif enerjim, yani şu an bana odaklanan kolektifimin sorduğu soruda emin olmak istediği bir konu var. Karar vermek üzere olduğu, kararsız kaldığı ve bir türlü emin olamadığı bir konuda dervişe soru sormuşsunuz. Yani ben bu sorunun cevabını aldığım zaman emin olacağım, net bir karar vereceğim ve o karar doğrultusuna hareket edeceğim diyen kolektif enerji olmuş. Bunun haricinde devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı kafanızda aşamadığınız sorular var ise, işte bir devlet kapısında işiniz olabilir, bir görüşmeniz olabilir, ertelenmiş bir davanız olabilir, bir türlü sonuca gidemediğiniz bir mahkeme olabilir ya da beklenti içinde olduğunuz bir mahkeme haberi olabilir. Bununla da ilgili dervişe soru sorduğunuzu mesaj olarak veriyor kartlarım. Şimdi arkadaşlar, bir kere bu sorduğunuz soruyla ilgili. Şimdi bu sorduğunuz soruyla ilgili neler yapmanız gerektiği mesajını verecek derviş. En sonunda da zaten sorunuzun cevabını burada alacaksınız. Şimdi ilk önce bir kere eğer ki aşk hayatınız, ilişkiyle bağlantılı bir soru sorduysanız dervişe, bu konuyla ilgili niyet ettiğiniz kişiyle karşılıklı gelip ciddi ciddi bir konuşma yapmanız söz konusu. Bu konuşma son derece önemli olacak. Bu konuşmayı mutlaka yapın arkadaşlar. Bunun haricinde çok iyi niyetli, çok vicdanlı ya da merhametli bir karakter olabilirsiniz. Özellikle yine bu sorduğunuz soruyla bağlantılı iyi niyetinizi, vicdanınızı ya da merhametinizi hiç kimseye kullandırmayın ya da suistimal etmeyin. Yine bu sorduğunuz soruyla ilgili çok fazla iyi niyetinizi kullandırmayın ya da iyi niyetli davranmayın. Zaten burada neydi derviş? Görünenin arkasında görünmeyenler. Zaten bir şeyler zannettiğiniz gibi değil. Bu sorduğunuz soruyla ilgili. Yine sorduğunuz soruyla bağlantılı arkanızdan dönen oyunlara ya da sizden habersiz arkanızdan çevrilen işlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle burada gelen mesaj, iki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadına, yani totalde üç kişiye çok dikkat etmelisiniz. Hatta burada zaman da vermek istiyorum. Önümüzdeki onlu zaman. Biliyorsunuz zamansız zamanla niyetli açılımlarım. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren 10 gün, 10 hafta, 10 ay, 10. ay, ayın 10'lu, 20'si, 30 ya da 10'lu tarihlere, 10'lu saatlere dikkat edin ki bu sorduğunuz soruyla ilgili sizin arkanızdan bir şeyler çevrilmesin. Yani sizi bir tuzağa ya da bir oyuna getirmeye çalışmasınlar. Yine sorduğunuz soruyla bağlantılı o kadar çok takıntı yapmışsınız ki artık böyle psikolojiniz yerle yeksan vaziyette. Hatta şizofrene bile bağladığınızı veriyor burada kartlarım. Belki o yaptığınız takıntıdan dolayı geceleriniz gündüz, gündüzleriniz gece oluyor. Belki de etrafınızda güvendiğiniz, inandığınız bilir kişilerden bu konuyla ilgili akıl fikir almaya çalıştınız ya da yönlendirilmeye çalıştınız. Ama velakin sonuç istediğiniz gibi olmamış bir kere burada. Zaten kartlarımdan gelen mesaj da diyor ki, evet biraz diyor takıntı yaptın ama sadece diyor biraz akışta kal, su akacak, tık 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 yolunu bulacak zaten diyor. Sadece çok aşırı baskı yapma, aşırı üstüne gitme bu sorduğun soruyla ilgili diyor size derviş. Ve der ki iletişim bekleyenler, bakın iletişim için niyet ettiyseniz, işte haber alamıyorum, haberleşmek istiyorum, işte haber bekliyorum ya da bir şekilde iletişimim olsun diyor iseniz de bu iletişimin gerçekleşeceğini veriyor kartlarım. Yine ilişki bağlamında evliliğe giden bir yoldaysanız ya da evliliğinizin düzelmesini istiyorsanız ya da takıntı yaptığınız bir ilişkiniz var ise, bu ilişkide eğer bir tertip düzen istiyorsanız ve dediğim gibi evliliğe giden yol ya da işte ne bileyim adı konulmamış bir ilişkiniz vardır, adı konulacak mı diye soruyorsunuzdur gibi gibi gibi. Hep ne diyorum, siz hayatınıza dair olan kısmı alın burada. Eğer ki böyle bir niyetle dervişe geldiyseniz de
sizin diyor bu niyetinizde zaten diyor bu var diyor. Ama ve lakin bunu yaşayabilmeniz için sizin bir bitiş yaşamanız lazım. Yani bir şeyleri kazanabilmek adına ama karşınızdaki kişinin ama sizin bir şeyleri bitirmesi lazım. Yani net keskin bitişler. Ha bu tam tersi bir ayrılık, bir boşanma da olabilir bakın arkadaşlar. Ne diyorum? Siz size ait olan kısmı alın lütfen buradan. Yani beklediğiniz belki de o niyet ettiğiniz, sorduğunuz kişiyle ilgili bir bitiş beklentisi de içerisinde de olabilirsiniz. Yani bir üçüncü kişiyle birlikteliği var ise. İşte ama eril ama dişil artık. Siz eril ya da dişilseniz ona göre alın burada. Ve bu bitişinde olacağını ama biraz sürecin gerektiğini de burada size mesaj olarak veriyor kartlarım. Yine çok heyecanlandığınız, belki de heyecanla, özlemle beklediğiniz bir şey var ise, bak beklediğiniz, istediğiniz bir şey, hatta kalbinizin çarptığı, belki de bununla ilgili etrafınızdaki bazı kişilerle zıtlaştınız, ters düştünüz, münakaşa ettiniz, her ne varsa bu konuyla ilgili de eğer soru sorduysanız, şimdi bakın yine dervişten gelen mesaj diyor ki, etrafınızdaki gizli ve sinsi düşmanlara dikkat edin. Bakın şu iki kartta ısrarla verilen 3 kişi var arkadaşlar. 3 kişi. Yani etrafınızda maalesef size dost görünen sinsirellalar, böyle bu sinsi düşmanlar, hani bu isteklerinize ket olmaya çalışabilir, engel olmaya çalışabilir. Ne olur bu kişilere karşı da dikkatli olun, sorunuzun cevabını beklerken. Yine uzaklaşmak isteyen, gitmek isteyen, bakın bu kartım benim yurt dışı kartıdır. İşte belki de bir değişim istiyorsunuz. İşte ben bu ülkeden sıkıldım, başka ülkeye gitmek istiyorum diyorsunuz. Ya da ben bu şehirden sıkıldım, başka şehre gitmek istiyorum. Ya da ben bu evden sıkıldım, başka eve gitmek istiyorum gibi gibi gibi. Yine dediğim gibi siz hayatınıza dair olan kısmı alın. Eğer ki böyle planlar ve projelerle bağlantılı bir soruyla geldiyseniz dervişimize, bizim dervişimiz der ki üçlü bir zaman veriyorum sana diyor. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde bu istediğin yolculuğa, seyahate ya da değişikliğe kavuşacaksın ama bu üçlü zaman biraz uzun bir zamanda olabilir. Yani biraz uzun vadeye yayılan bir dilek diyor bunun için. Ve geldik bütün bunların sonucunda total anlamda toplam o kolektifime net kesin cevabını almaya. Bakalım dervişimiz ne dermiş? Evet arkadaşlar, dervişimizin üzerinde gelen bir güneş kartı ki biliyorsunuz benim bu kartım evliliğe giden yol kartıdır, yakınlaşma kartıdır, sıcaklık kartıdır. Sorduğunuz her ne varsa ve tabii ki benim destemim final kartıdır, sonuç kartıdır. Ve bu kartla bitmesi beni inanılmaz mutlu etti şu anda. Her ne sorduysanız dervişe sizin niyetinizde olumlu olacağının net mesajını veriyor. Yani siz bu sorduğunuz sorunun cevabını alacaksınız ve yakın bir zamanda ve istediğiniz gibi ve olumlu bir şekilde. Evet arkadaşlar, çok güzeldi. Gerçekten müthiş keyif alarak açtığım bir açılım oldu bugün. Evet, bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hep söylüyorum, artık emeğe saygı diyorum. Sizlerin vicdanına ve merhametine bırakıyorum. Gerçekten alma verme dengemizi ne olur bozmayın. Kanalımıza abone olmak ücretsiz, bizler için kıymetli. Özellikle ben epey bir ara verdiğim için abone sayım, yorumlarım, beğenilerim şu an benim için çok önemli. Mümkün olduğunca paylaşın, işte abonelerimizi arttıralım. Hep birlikte kocaman böyle bir Makbuş ablanın sevgi kanalında çoğalalım istiyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.